Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çikolatalı nefis kokostarlar hazırladım. Hem çok az malzemeli hem çok pratik. Bir o kadar da lezzetli oluyorlar. Böyle çayın kahvenin yanına şipşak hazırlayabileceğiniz güzel tatlılar oluyor. Hemen tarife geçmek istiyorum. Karıştırma kabımın içerisine 1 su bardağından 2 parmak eksik soğuk süt ve 1 poşet kaymak tadında krem şanti ekliyorum. Tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar 5-6 dakika krem şantiyi çırpacağım. Farklı marka krem şantiler bazen yoğunluğu değişebiliyor. Eğer Bim'in ya da bu tip market krem şantileri kullanacaksanız da 1 çay bardağı soğuk sütle hazırlamanız yeterli olacaktır. Çünkü onların kıvamı birazcık daha yumuşak oluyor. Daha fazla hindistan cevizi ilave etmeniz gerekebilir. Ortalama 2,5-3 su bardağına yakın da hindistan cevizi ekliyorum. Dediğim gibi krem şantinin kıvamına göre bu değişebilir. Elle toparlayabildiğimiz, kolay şekil verebildiğimiz bir kıvama geldikten sonra hindistan cevizi ilavesi yapmayı bırakabilirsiniz. İlk etapta spatula ile karıştırıyorum çünkü kıvamı çok yumuşak. Marketlerde satılan ufak hindistan cevizi paketleriyle yani 200 gramlık paketlerle 2,5 paket kadar kullandım. Ben kiloluk aldığım için çok daha bereketli oluyor bu tarz tatlılarda. Hindistan cevizine şekil vermeden önce aklıma geldi içerisine pudra şekeri eklememişim. 2 yemek kaşığı kadar da pudra şekeri ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra hindistan cevizi harcıma şekil vermeye geçiyorum. Dilerseniz ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayabilirsiniz. Dilerseniz de benim gibi uzun uzun fitiller yapabilirsiniz. Bu haliyle hazır kokostar çikolatalara benzedi. Hazırlarken elinize yapışmaya başladığında biraz ellerinizi sıvı yağ ile yağlayabilirsiniz. Ya da hindistan cevizi kalıntılarını temizleyerek tekrar şekil vermeye devam edebilirsiniz. Hızlıca hepsini hazırladım. Hem çok bereketli oluyor hem de dediğim gibi çok çok az malzemeli. Herkesin evinde olan malzemelerle kahvenin yanına güzel atıştırmalıklar oluyor. Kokostarları hazırladıktan sonra çikolatayı buladığımda daha hızlı donması için buzluğa kaldırıyorum. Yaklaşık bir 5-6 dakika buzlukta bekleyecek. Ben de bu aşamada üzeri için çikolatamı eriteceğim. Yaklaşık 200 gram kadar sütlü çikolata kaynayan çaydanlığın üzerine aldım. Su kaynadıkça çikolatam da güzelce eridi. Çikolata eridikten sonra üzerine de 3 yemek kaşığı kadar fındık kırığı ekledim. Fındık eklemek zorunda değilsiniz. Sadece sütlü çikolatayla da kaplayabilirsiniz. Bitter de yapabilirsiniz. Çikolatayı çok fazla bekletmeden hemen hindistan cevizi toplarımızın üzerine döküyorum. Çünkü çikolata bekledikçe katılaşmaya başlayacak. Hatta dilerseniz çaydanlığın üzerine de yapabilirsiniz bu işlemi ara ara karıştırarak. Hindistan cevizlerini direkt çikolatanın içerisine batırmıyorum. Çikolatanın sıcaklığıyla hindistan cevizi topları eriyebilir. O yüzden böyle bir çatal yardımıyla üzerine kaşıkla çikolatadan dökebilirsiniz. Mutlaka yağlı kağıt serili bir tepsinin içerisine alın ki çikolata donduktan sonra tabaktan parçalamadan ayırmak kolay olsun. Hindistan cevizi iç harcımız zaten soğuk olduğu için hemen çikolata üzerinde donacaktır. Bu arada kullanmış olduğum çikolatalı pasta ve keklerde kullanılan hızlı donan pastacıların kullandığı bir çikolata. Dilerseniz aşağıda link bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. Hızlı bir şekilde hepsi dondu. Bir 10-15 dakika daha buzdolabında beklettikten sonra servis tabağıma alacağım. Servis önerisi olarak buzdolabında muhafaza etmenizi tavsiye ederim. Malum havalar çok sıcak, taze kalması için de buzdolabında bir kavanozun içerisinde saklayabilirsiniz.
tatlı krizi anında buzdolabında hazır tatlınız olmuş olur. Her evde olan malzemelerle kolayca hazırladığımız kokoster çikolatalarımız hazır. Bol fındık kaplamalı. Gerçekten müthiş oldular. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Özellikle çocuklar bayıldı. Hemen iç kısmında sizlerle paylaşmak istiyorum. Deneyecek olanlar hem yorumlarda hem de Instagram kayınvalidem ve ben hesabıma denemiş olduğunuz tariflere ait görselleri yollayabilirsiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız yeni videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızla da kanalıma destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. İzleyen, deneyen herkese şimdiden teşekkür ederim. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Yeni güzel tarifler ve videolarda tekrar buluşana dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.